Sanata, müziğe, Kürt müziğine olan bakış açım çocukluktan gelen bir şeydir. Yani daha küçükken başlayan bu yozlaşmaya karşı bende de kültür ve sanat alanında yani içimde kabaran bir böyle direniş sergileyebileceğim bir alan yarattı bana. Bir müzik grubu oluşturulup bu kültürel asimilasyona karşı durmamız gerektiğini anladık. Bakıyoruz açıkçası vicdanı rahatlatmayan bir takım durumlar vardı. Örnek veriyorum. Uyuşturucuyla yok edilmeye çalışan toplum vardı. Ya bunun için açıkçası yani kuruldu. Çalınan şarkılarımız, çalınmaya çalışılan, yok edilmeye çalışılan dilimiz. Yaptığımız şey gerçekten anlam verici bir şeydir. Bu noktada herkesin de üzerine düşeni yapması gerekiyor. Sadece çevremden şunu gördüm. Hani kadınlar üzerinde mesela müzik veya başka bir kültürel faaliyet yürütmek kadın için sanki böyle engel, yapılmaması gereken bir şeymiş gibi sürekli görüldü ve ben bu neden olamaz mesela bir kadın üzerinde bu neden engel olarak var oluyor düşüncesiyle ben de daha fazla böyle bunu yapmak istiyorum düşüncesiyle yaklaştım ve kültüre yönelmek istedim. Erbane kursuyla tanıştım. Daha sonra Erbane'ye devam ettim ve bir süre ilerledikten sonra gruptaki arkadaşlarla tanıştım ve gruba dahil oldum. Kadının aslında daha çok ön plana gelmesi ve kadının o kadar kısıtlamaya rağmen kadını daha dik, daha güzel yerlere getirdiğini düşünüyorum ben. Bir yazıda okumuştum. Oysa Erbane kadının çığlığıdır diye aslında bu bir gerçekliktir. Ben bu gerçeklik üzerine kadınlara çağrım bu olabilir. Gerçekliğinizden vazgeçmeyin. Gerçekliğinizden kesinlikle ödün vermeyin. Yapmak istediğiniz şeyleri gerçek anlamda yapın. Kadın özgürleşmezse toplum özgürleşemez bence. İnşaat işçisiyim. İnşaatta çalışıyorum. Bu zaman inşaatta çalışıp buraya yetişmeye çalışıyorum. Çalışma alanımda yetişmeye çalışıyorum ve 3 araba değiştirerek geliyorum. Sadece hafta sonları gelip gittiğimizde ayda neredeyse 600-700 lira sadece yol masrafı gidiyor ve biz çalışmadığımız zaman gerçekten ciddi zorluk çekiyoruz. Yani çalıştığımız zaman bu çalışmalarımıza, yani grubun çalışmalarına yoğun zaman ayıramıyoruz. Çalışmadığımız zaman da bu sefer ekonomik sıkıntılardan dolayı mesela gelmemiz çok zorlanıyor. Kültür sanatımızı fazla paraya alet etmeden Kürt gençlerine verimli olmaya, onları kültür sanatla tanıştırmaya çalışıyoruz. Yani Hevra grubu aslında bir isminden de anlaşıldığı gibi bir müzik komünidir. Yani burada Hevra bir bireye, bir kişiye ait veya ticari amaçlı, ne bileyim ekonomi amaçlı bir grup değildir. Yani burada tamamen bir müzik komünü, Kürt kültürünü, sanatını temsil etmeye çalışan, asimilasyon politikalarına karşı bu yönlü bir direnmeye çağıran, Kürt gençlerini direnmeye çağıran bir gruptur. Yani biz kültür sanat faaliyetleri üzerinden aslında bir anlamda sistemin asimilasyon politikalarına karşı direniyoruz. Kürt gençlerini özellikle sistem bilinçli bir şekilde işte uyuşturucu, fuhuş bataklıklarına yoz yaşama sistemin tamamen liberal anlayışın, ideolojinin işte popüler kültürüne, bireyci, bencil kültürüne alet eden, yoz yaşama teşvik eden ve parklarda, şurada burada tamamen böyle fuhuşa ve uyuşturucuya teşvik edilen Kürt gençlerini kültür sanatın çekici fenomen gücü sayesinde tekrar
çekmek ve onlara doğru bir rota çizmek, onlara kişilik kazandırmak, tekrardan kendisiyle, kendi diliyle, kültürüyle, özüyle, özgürlüğüyle buluşturmak. Yani grubumuzun temel amacı biraz budur. Ekstra ilaç sektöründe çalışıyorum. Halen çalışıyorum zaten, o işte devam ediyor. İdare diyeyim yani, hem iş hem hevra. Biraz zorluklar oluşuyor ama o zorluklar böyle tam böyle bazen insanı sıkıştıracak durumlara da geliyor. Ama aksi takdirde bana güç veriyor yani. Daha önce yaklaşık uzun olmasa da bir 2,5 yıl bir şan eğitimi görmüştüm. Ve bildiklerimi de buraya gelen her bir bireyin elimden ne gelebiliyorsa arkadaşlara yardımcı olup ve kendi edinebildiğim bilgileri o arkadaşlara aktarmaya çalışıyorum. Genel olarak Koma Berhuda'nın eserlerini böyle, onların eserlerini dile getiriyorum. Çünkü her bir eserinin bir anlamı, bir değeri vardır. Zorlukları biz gördüğümüz zaman, insan düşünebiliyor, zorluklar yaşadıkları zaman farklı yöneltimler de oluşabiliyor. Ama aksi takdirde yani Hevra'nın çalışmaları oluştuğu zaman fikri aklıma geldikçe, arkadaşlarla birlikte anı geçirdiğim zamanlar oluşuyor mesela, insana gerçekten güç veriyor yani. Ben onu düşündüğüm zaman zorluk diyorum, zorluk bir şey var yani, zorlanıyorum ama aslında bir anlamda düşünüyorum ki beni güçlü kılan da belki de bu zorluktur yani.